meslektaşlarım, sağlıkçılar, genç sağlıkçılar, hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Doktor Mahmut, Ege Umut Hastanesi'nde hem kardiyoloji uzmanı hem de başhekim olarak görev yapmaktayım. Bildiğiniz gibi geçen hafta 3-9 Kasım haftası organ ve doku bağışıyla ilgili farkındalık ve bilinçlendirmeyi amaçlayan organ doku bağış haftasıydı. Bu nedenle biz de öncelikle genç sağlıkçıların bu konuda bilgilenmesi ve onların bilgilenmesinin ardından çevrelerini bilgilendirmesini amaçladık. Size bir sunum hazırladık. Tabii sunumumuz 10 Kasım'a planlandığı için öncelikle Ulu Önder Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle bir kez daha anıyoruz. Organ nakli nedir? Organ naklinin ne olduğunu hemen hemen hepiniz biliyorsunuz. Ben şöyle kenara geçeyim. Sunumumuzun içeriği, organ nakli ne? Latince'de ya da Tıpça'da transplantasyon, vücutta görevini yapamayan herhangi bir doku veya organın yerine sağlıklı bir doku veya organın nakil edilmesine transplantasyon deniyor. Bu işlem günümüzde birçok kronik organ hastalıklarında hayat kurtarıcı bir işlem. Geleceğe umut olabilmek için organ nakli, doku nakli sayılarımızı giderek arttırmamız gerekiyor. Organ nakli iki çeşitli olabiliyor. Birincisi kadavra yapılan. Kadavra biliyorsunuz canlılığını yitirmiş, yani ölüm eylemi gerçekleşmiş insan vücuduna kadavra deniyor. Kadavranın içinde en önemli kısım beyin ölümü gerçekleşen hastalar.